Sabah yatarken çok değişik bir haber gördüydüm telefonda. Onu hemen size bir podcast olarak yapmayı düşünüyordum. Uyanır uyanmaz da hemen kalktım bunun podcastini hazırladım. Harbi Türkiye'de dolandırıcılık da kendini geliştiren bir meslek. Çok ilginç fikirler ortaya atabiliyorlar. Sürekli yeni tekniklerle karşımıza çıkabiliyorlar. Hatta şöyle bir şey bile yapabiliriz yani. Bu kanalda düzenli olarak dolandırıcılık haberleri yapmaya kalksam her gün bir iki tane podcast paylaşmış olurum. Bu haberde de çaydanlık yoluyla adamın evine konuyorlar. Haber 3'ten okuyorum haberi. İstanbul'da evini satmak için internetle ilan veren bir kişi, evi almak isteyen dolandırıcıların hediye olarak gönderdiği çaydanlığa kanarak 48 yıllık evini kaybetti. Yalnız başlığı böyle attıklarında çok daha farklı bir şey bekliyorsunuz. Nasıl bir çaydanlık olabilir bu diye. Ümraniye'de ikamet eden MK, 75 yaşında 48 yıldır oturduğu evini 2013 yılında internet üzerinden satılığa verdi. İddiaya göre verdiği ilan üzerinden kendisine ulaşan bir kişiyle anlaştı. Evi almak isteyen kişi kendisine hediye olarak çaydanlık gönderdi. Sahte kargocudan çaydanlığı alan MK, verilen kağıda imza atarak evinden olduğunu anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. MK'nın kapısına gelen kargocunun sahte olduğu ve imzaladığı kağıdın da senet olduğu öğrenildi. Dolandırıldıktan sonra evinin icralık olmasıyla kendisine çıkarılan vergi borcu için 10 yıldır hukuk mücadelesi veren MK, davayı kazandı ancak 48 yıllık evinin tapusunu alamadı. Dolandırıcıların hedefi genellikle yaşlılar oluyor. Ben de artık ara ara bizimkileri uyarıyorum. Bir şey gelirse size, öncesinde de bana bir iletin. Ben bir yoklayayım onu. Ona göre sonrasında hareket edelim diye. Çünkü hani bunlar bir iki kişi de değil. İş hayatı baştan aşağı bunlarla dolu. Özellikle iş hayatında tek bir yanlış hareketinde, tek bir kafanın boşluğunda neler neler yapabilirler insana. Bütün malına el konarlar. Zaten dolandırıcılık bizde ayıplanan bir şey de değil. Aksine övülür. En basiti mesela Türkiye'nin en büyük vurgunlarından biri bizim İnegöl'de yapıldı. Çiftlik Bank. Çiftlik Bank İnegöl'de kuruldu. Tesisi orada. Ne zaman Çiftlik Bank'tan muhabbet açıldı, insanların morali bozuluyor orada. Ama morallerinin bozulmasının sebebi onlara para kaybetmiş olmaları vesaire gibi olaylar değil. Çiftlik Bank fikrinin onların aklına gelmemiş olması. Bunu sahnede de anlatıyorum yer yer. Genelde hani gösterilere gelen kişiler gelir olarak biraz daha rahat insanlar oluyor. Daha eğitimli insanlar oluyor. Yani refah durumları iyi. Onların bile gözlerinin içi parlıyor bu muhabbetten bahsettiğimde. Hadi Çiftlik Bank piyasayı dolandırmak isteyen insanların dolandırılma hikayesi. Buradaki olay bambaşka. Bildiğin iyi niye suistimal. Sürekli yeni teknikler çıkıyor ve genelde de yaşlılar hedefleniyor bu konularda. Çünkü hani yaşlılar teknolojinin de biraz gerisinde kalabiliyorlar. Yeni yöntemlerden uzak kalıyorlar. Mesela birçoğumuzun o takmadığı adınız terör örgütüne karışmış olayı yaşlılarda çatır çatır çalışıyor. Profesörler bile kanıyor yer yer. O konularda rahat rahat dolandırıyorlar. Bir de şunun da geçmesi gerekiyor bana kalırsa artık ya. İmza ne oğlum? İmza sisteminin biraz geliştirilmesi gerekiyor bana kalırsa. Bir yandan işte devlet vesaire var. Belki onunla bağlantılı bir şey yapılabilir. Yani bir yandan imza veriyorsan bir yandan da devletten buna onay vermen gerekebilir. Çünkü tek başına çok yetersiz bir olay. En basiti taklit edilebiliyor. Yani bu konularda en azından 2-3 aşamalı bir sisteme geçilse biraz daha rahat eder insanlar dolandırılma konusunda. Şuna bak, alakasız bir kağıda imza attırıp kargocu taklidiyle insanların evine konabiliyorlar. Bu arada şu an dinleyenlerin çoğu 70 yaşın altında olduğu için söylüyorum. İleride bizim de başımıza gelebilir. Biz şu an teknolojiyi takip ediyor olabiliriz ama büyük ihtimalle 70 yaşımıza geldiğimizde o günün teknolojisinin cahili olacağız. Biraz daha saf insanlar olacağız. Kolayca kandırılabileceğiz. Bir bakmışsınız bizim de malımıza mülkümüze böyle bir alakasız olaydan konmuş olabilecekler. O yüzden zaten sistemin biraz değişmesi gerekiyor. Ama maalesef devletlerin kendisi de çok yaşlıdır, yavaştır, hastadır. Bu tarz konularda değişim çok yavaş gelir. Daha bunun gibi böyle on binlerce belki milyonlarca mağdur olacak. O mağdurlardan sonra bizim bu sistemi bir değiştirmemiz gerekiyor diyecek. 300 kişi falan buna karar alacak. Onu da 10 yıl içinde falan toparlayacaklar. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Ara ara yaşlılığınızı uyarın. Yalan makinesinin yeni gösterisine bekleriz. Öpüyorum hepinizi.